GRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere kısırlıkta PRP ve kök hücre tedavisinden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy bizlerle olacak. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizlerle çok mutluyuz. Evet hocam bizler de. Ee, buraya, ikinci programımız. Tabii ikinci programımız evet. ve... E, sizlerin de sayesinde Yurtdışındaki vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler oldu. Ee, sizlerin de aracılığıyla biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet hocam her şey karşılıklı biz teşekkür ederiz. Yani bu kadar yoğunluğunuz ve çok yoğunsunuz hocam İzmir'den kalkıp geldiniz. İstanbul. Bizleri İzmir. kırmadınız. Çok evet. teşekkür ederiz. Evet hocam ilk programımızda kadınlarda PRP ve kök hücre tedavisini kısırlıkta konuşmuştuk. Dilerseniz bu programımızda da erkeklerde PRP ve kök hücre tedavisini evet. konuşalım sizlerle. Şimdi tabi e, kısırlık e, dendiği zaman e, genel anlamda buna bakmak lazım. Bütüncül anlamda. Yani çerçevenin hepsine bakmak lazım. Resmin tamamına bakmak lazım. Ee, sadece e, biz kadın doğum hekimleri olarak e, kadınlarda biz kısırlıkla e, uğraşırsak bu sefer gözümüzden erkeklerdeki bazı e, sebep olan durumları da gözümüzden Kaçırsa kaçırmış olabiliriz. Dolayısıyla e, ekibimizde mutlaka bir üroloji e, meslektaşımız bulunmaktadır. Ve bunlarla biz e, bu ekibimizdeki doktor e, arkadaşlarımıza da e, kısırlıkta özellikle erkek faktörü ortaya çıktığı zaman e, ya da karşımıza erkek faktörü geldiği zaman e, onlarla beraber bu konuda bir mini konsey yapıp tedavize evet. başlamaktayız. E, şimdiye kadar e, yapılan e, araştırmalarda bizler e, erkek kısırlığında en az e, bir sperm testi Yapıldığında hı hı. 40 milyon canlı, ileri hareketli, motilitesi iyi, morfolojisi iyi, sperm e, sayısı bekleriz. Bu 20 milyonun altına düştüğü zaman e, kısırlık dediğimiz e, gebeliğin ötelenmesine, gebe kalmada, tabii korunmadan, hı hı. E, düzenli bir e, ilişkisi olan ailelerden bahsediyoruz. E, 20 milyonun altında olduğu zaman da e, yardımcı ee, üreme teknikleriyle de e, gebelik elde etmeye çalışıyoruz Bunlar da bizim için de özellikle e, ilk basamakta kadınlarda yumurta takibini evet, yapmak, hocam. belli bir büyüklüğe geldiği zaman çatlatma iğnesini vermek ve e, normalde e, kendi hallerine, yani bırakabilmek evet. tabii. Evet. Bunu kendi haline bırakmamız için biraz önce söylediğim gibi, sperm sayısı önemli, canlılık önemli, motorize dediğimiz, morfoloji dediğimiz, Hı hı. Bu baş, gövde ve boy, kuyruk yapıları anatomik olarak bunlar önemli. Ve spermlerin de yumurtayı dövleyebilme kapasiteleri çok önemli. çok önemli. Ee, tabii sayı daha da azaldığı zaman bazı destekleyici tedavilerle tabi medikal yaklaşım, yani. gayet yumuşak bir yaklaşımla hı. karşılıyoruz hastalarımızı. Ee, sperm kalitesini, sayısını artırıcı ilaçlar, bitkisel destekli ya da hormonal içerikli hı hı. ilaçlar kullanıyoruz. Ama bazı hasta grubumuz var ki e, sperm testinde ölü ya da canlı sperm hücresine rastlanmamıştır diye bir rapor veriyor. Nedir görüyor. hocam o? Hı. Azospermi. Yani evet. hı hı. hiç spermin olmaması. Böyle durumlarda da bizler bu erkek hastamızda e, sebep olarak erkek faktörü hı. tanısını koyduktan sonra üroloji uzmanı arkadaşlarımızla bu konuyu görüşüp kendisinden sperm arama yolları, metotlarını konuşmaya başlıyoruz ve TESE dediğimiz yani testisin cerrahi olarak açılarak sperm üretilen yerden örnekleme alınarak e, mikroskop gibi bir şey mi gibi mikroskop altında hı hı. incelendiğinde canlı sperm hücresine rastlandığında dondurulup saklanması ve e, tüp bebek tedavisine devamı Peki e, sperm de çıkmayabiliyor bu durumda. Evet hocam. O zaman bizler şimdiye kadar hı hı. hastalarımız da e, çok iyi bilirler. E, tese işlemi yaptırmış. E, daha sonra aradan belli bir süre geçmiş ilaçlar kullanmış, bitkisel destekli ilaçlar kullanmış, hormonal ilaçlar kullanmış. Aradan belli bir süre geçmiş. Tekrar tese yaptırmış. Evet. Tekrar inceleme, biyopsiye girmiş. Evet. Başka bir yerde, merkeze başka bir hekim tarafından hı hı. Onda da sperm çıkmamış. Çıkmamış, evet. Hocam. Canlı da yok, ölü de yok. Hiç. Yani sperm yok. hücresi yok. Yok. Bunun da azosperm. Evet hocam. Sperm. En sıkıntılı süreçtir zaten. Sperm e... olmaması. olmaması. evet. Hı. Bunun üzerine e, yapılan e, çalışmalar Rossi diye bir teknik hı hı. geliştirildi. Bu teknikte yine tese işlemi gibi hı hı. E, örnek alınıp dış ortamda bazı elektriksel ya da hormonal uyarılar verilerek sperm hücresi elde üretilmeye, üretilmeye çalışıldı. Ama hı hı. çok çok nadir üretildi. Hep yuvarlak hücrelerle karşılaşıldı. Hı hı. Yuvarlak hücreleri de yumurtayı dönleme kapasitesi günümüzde yok. yok. Dolayısıyla embriyo oluşumu mümkün değil. Hı hı. Ve Rossi de yaptırmasına rağmen TSE işlemini yaptırmış. Bir, iki, üç defa mesela. Evet. işlemini yaptırmış. Ondan da fayda görememiş. Ve şu söylenmiştir. Hangi ülkede yaşıyorsa yaşasın. Evet hocam. Tüp, kök hücre tedavisini bekleyin. Bekleyin. İşte geldi. Evet. Kök hücre tedavisi geldi. Biz, evet hocam, ne mutlu ki siz vesile olmuş oldunuz böyle. E, refleks olarak, Hı. refleks olarak tabii ki biz önce kadınlarda başladık çünkü kadın doğumcuyuz. Evet. E tabii erkek faktörüne bağlı çocuk isteği olan biz nasıl söylüyoruz? Kadın doğumcu olarak her kadının anneliği tatmaya hakkı vardır. Evet. Ama bir yarımız da ürolog olsun, her erkeğin de Bob olmaya, bunu Haklı, tatmaya abi. hakkı vardır. Kesinlikle. İhtiyacı vardır, bunu tatmalıdır. <laughs> Diyerek kök hücreyi de biz erkeklerde çalışma bilimsel olarak, akademik olarak ve devletimizin, ülkemizin verdiği izinler dahilinde yapmaya başladık. Evet, efendim. Kadınlarda <laughs> olduğu gibi PRP ile başladık. PRP zaten hiç uğraşmadık erkeklerde. Hiç sperm olmayanlarda. Direkt kök hücre tedavisi. Yine erkeklerde kadınlarda olduğu gibi hı hı. ön karın ön duvarından onlarda da estetik şekilde evet. kozmetik şekilde e, yağ dokusunu aldıktan hocam sonra belirtmek istiyorum. Aslında kök hücre tedavisini yaparken bir yandan da başka bir rahatsızlığı varsa onu da aslında tedavi ediyorsunuz değil mi? Sadece e, kök hücreyi siz hangi dokuya verirseniz hı hı. o dokunun hücresine dönüşür. Evet. Yenilenmiş oluyor aslında. Öyle bir mucizevi bir evet hücre kök. Evet. Bakın ben size bir örnek vereyim. Bilimsel olarak açıklanmamış hı. ama ee, bizim de e, önsözlerimiz, inanışlarımız doğrultusunda söyleyeceğim. Ee, bir gebede anne hastalandığında evet hocam. diyelim ki karaciğer hastalığı oldu ya da böbrek hastalığı oldu, fetüs ona kök hücre gönderiyor. Duyuyor hocam? Anneyi tamir ediyor. Evet. Bu yaşanmış bir şey. Evet. Ve bilimsel olarak Bütün da. Bütün gebelerde değil mi hocam bu? Gebe kadınlarda. Anlatabildim Hı. mi? Yani kök hücrenin e, siz kök hücreyi alın. İster yağ dokusundan hı. alın, ister kemik iliğinden alın, ister 3 e, ay hormon ne yani kemik yani. iliğini uyarıcı ilaçlar verip ondan sonra periferik kandan alın, onu hangi dokuya verirseniz o dokunun hücresine dönüşür. Bizim zaten şimdiye kadar sıkıntımız, biz bunu o hücreye dönüşünü biliyoruz ama hı hı. aşırı çoğalma, genetik hastalıklar, kanser gibi nedenlere sebep olur mu, olmaz mı? Endişesi ve tedirginliği. Yok içinde olduğumuzdan dolayı hı hı. yıllarca sadece e, beklemede kaldık. Ama şimdi ne olur? Ne teknolojinin gelişmesi evet hocam. ve laboratuvar şartlarımızın özellikle ülkemizde hı hı. laboratuvar şartlarımızın çok çok iyi olması Avrupa ülkelerinden içinde hı hı. ilk biz uyguladık. Erkekte de biz uyguladık. Önde olmamızı sağladınız aslında. Evet. evet Tabii ki hı hı. tabii ki bunda bunları söylerken alt zemin fiziksel şartlar bilimsel hı hı. şartlar tabii, tabii. ve yasal şartlar hı hı. her türlü uygunluk sağlandıktan sonra hı hı. yapılmaktadır Biz erkekten yağ dokusunu aldık Evet. yine merkezimize gönderdik oradaki ekibimiz her testise... Bu süreç 6 hafta mıydı yine hocam? Yine 6 hafta. 6 hafta süreç, evet. 6 hafta. Ortalama... E, yine 6 hafta orada kaldıktan sonra her testese 10 milyon hücre ürettirdik. Evet. Ve bu üretilen hücre geldiğinde hastamızı çağırdık. Testislerine biz o testislerin testislerde e, üretim yapılan bölgeye <laughs> mikroskopik olarak ekimlerini yaptık. Evet ve biz e, yine ilaç ve besin desteğimizi verdik. Ve hekim olarak 4 ile 6 hafta sonra biz canlı spermleri yakaladık. Yakaladınız. Evet. Ve biz bunu dondurduk, sakladık. Tebrik ederim yani gerçekten ve, e, evet. Tabii bu program tarih olarak ne zaman yayınlanacak bilmiyorum evet. ama e, bayramdan bayramlar ödüyor şu anda. Evet hocam. Şimdiden evet. de tüm Avrupa'daki vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Evet. Herkesin bayramı hayırlı olsun. uğurlu olsun evet. diyorum. Eee bu hafta sonu itibariyle de biz hı hı. embriyoları oluşturacağız elde ettiğimiz spermlerle. Harikasınız hocam. Evet hocam az önce bahsetmiş olduğunuz erkek hastalarda, o biyopsi yapmış olduğunuz hastalarda da bunu elde etmeniz de muhteşem bir şey zaten. E senelerden beri o kadar çok para harcayan insanlar var ki bu durumda e, tabii ki, çocuk sahibi olmak ve psikolojik açıdan. Evet. Hı hı. Şimdi e, bir de şöyle bir durum var. Ürolog arkadaşlar daha iyi bilirler. E, mesela bizim bunun tam karşısı kadınlardaki yumurta gelişimi. Evet. Erkeklerde sperm e, hücresinin oluşumu Mesela Antep'te, Diyarbakır'da, hı hı. Erzurum'da, efendim Karadeniz'de, Orta Anadolu'daki hastamız ya da yurt dışında bir hastamız TES'e işlemi yapılmış. Sperm çıkmamış. Evet. Efendim ondan sonra e, arayış içerisinde, bekleyiş içerisinde, hı hı. araştırırken araştırırken bu sefer başka bir merkezde. Tekrar evet. yaptırayım. Oradan şöyle bir haber gelmiş. E, tekrar TES'e işlemi yapılmış. Hı hı. Orada sperm hücresi yakalanmış. Bunlar olabilir. Bunlar Bunlar yani, olabilir. Evet. İlk defasında spermle e, karşılaştırılmaya bilinir. Burada evet. tabi embriyolojinin çok büyük önemi var. Evet. Kesinlikle. İşin mutfağı, Hı -hı. bizim e, itibarımız, evet, evet. embriyologlarımız. Hı -hı. Onlar çok iyi olduğu sürece bizim de başarımız ve kalitemiz daha da yükseliyor. yükseliyor. Dolayısıyla e, onlar bakıyor zaten. Hı -hı. Biz sadece örneği veriyoruz. E, kadında da, erkekte de onlar ayrıştırıp mikroskopta ciddi ciddi saatlerce. En merkez orası aslında tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii saatlerce Onları, günlerce evet. uğraşıyorlar. Hı hı. Onların sayesinde biz başarıyı yakalıyoruz. Onlar bulursa buluyor. Evet. E, ve bulduklarında da tabii en az biz de hastalarımız kadar çok çok mutlu oluyoruz. Mutlu olursunuz evet. Peki hocam kaç seans yapılmalıdır? İlk seansı yaptınız hastalarınızla. Sonrasında tekrarlayabiliyor musunuz bu seansları kök hücre tedavisinde? Yok. Yani bu PRP gibi değil. değil. Mesela PRP'nin ciltteki süresi ortalama 6 aydır. Evet hocam. Ama kök hücrenin hı hı. süresi yoktur. O kök hücre hem kendisi çoğalır, hem de bağlı olduğu dokudaki hücreye dönüşür. Burada önemli olan sağlık olan hücreleri transferini yapmak, Transfer ekimini yapmak hı hı. ve sağlık olanları sağlıklı bir şekilde çoğaltmak. Hı hı. Bu şimdiye kadar e, gerçekleşmemişti. İlk defa da Türkiye'de bunu biz gerçekleştirdik. Evet. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Evet, hep kök hücre tedavisinden bahsettik ama siz PRP'yi sizin alanınızda hangi hastalıklarda kullanıyorsunuz başka? Hı hı. Kendi alanımızdan çok. Bizim dışımızda herkes kullanıyor. Siz, evet hocam. Bütün burası, Orta bedi evet. kullanıyor. Evet. Cil diye kullanıyor. Güzellik hı hı. estetik merkezleri Özellikle kullanıyor. Özellikle bayanlar. Kozmetik evet, biz PRP'yi rahim duvarında kullanıyoruz. Rahim duvarında. Evet, rahim duvarında. Önemli. Embriyo transferinden hı hı. önce hı hı. rahim duvarını embriyoya göre tahta yataktan bir kas tüyü yatağa çevirmesi konusunda ha hormon 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 vermektense o işi PRP'li PRP görmek. PRP'li çözebiliyorsunuz. Tabii, hocam. Hormonlar hormonlar zaten çok önemli değil mi hocam gebe çok. kalmakta? Çok, çok fazla önemli. etkili. Bakın ülkemizde 14 defa tüp bebek deneyen hastalarımız var. Evet hocam, maalesef. Hı -hı. O 14 mesela ve hala da sonuç alamayanlar. Alamayanlar var. Hı, Hı Belki o ilk başta 3 yıl önce 5 yıl önce PRP uygulanması olsaymış, belki tek sorun rahim duvarındaydı. Belki. Evet, hocam. Ondan dolayı olmuyordu. Tabi bunlar hastaya göre, kliniğe göre değişkenlik Değişiyor. gösteren. Ee, semptomlar, bulgular. Ona göre tabii biz bulguları toparlayarak sağlıklı bir sonuca varmaya evet. çalışıyoruz. Dolayısıyla hastalarımıza zaten birebir ilgileniyoruz. Hele ki yurt dışına gelen vatandaşlarımıza. Evet hocam. Onu da kendileri da de çok iyi biliyorlar nasıl ilgilendiğimizi. Evet. Bizim belli kampanyalarınız da oluyor. Tabii. Özellikle yaz tabii. döneminde çok fazla kampanyanız var. Yurt şimdi, dışından gelen hastalarımız şimdi, çok fazla. E, şimdiye kadar biliyorsunuz <laughs> e, yurt dışında mesela bir ve uygulaması çok pahalı. Evet. Tabii. Ülkemize bak kıyaslandığı zaman 4-5 katı. <laughs> ee, ama tabii bu kök hücre uygulamaları e, başlattığımız için bazı hastalarımıza, kampanyalarımıza tüp bebeği ücret almıyoruz. Almıyorsunuz. Almıyoruz. Mı? Evet. Bunu da Dolayısıyla, buradan belirtelim Tabii ilaçları da, konaklaması da bizim <laughs> de misafirimiz olsunlar. Biz de gittiğimizde onlar bizim misafir ama. Evet. Dolayısıyla misafir e, misafirperverliğimizi, e, e, güler yüzümüzü evet. ve ücretsiz bir tüp bebek. Sürekli zaten hocam hastalarınızı takip Her türlü iletişim içerisindesiniz, gelen hastalarınızla birebir ilgileniyorsunuz. Ekibiniz deseniz öyle. Sürekli konsültasyon halinde çalıştığınız için bu da hastalara güven veriyor aslında. O kadar çok evet tüp bebek merkezi var ki ya yani insanların gidip umudunun kırılması hocam bu da çok kötü. Yani bu Tabii. sabır gerektiren bir iş gerçekten de. Yani sizinle birlikte güler yüzlü bir ekibinizin Tabii. olması da çok güzel. Bu da güven veriyor hocam karşı tarafa. Hatta e, inşallah e, hani sizlerle de yurt dışına çıkma imkanımız olsa da i̇nşallah oradaki hastalarımıza bir araya gelsek, orada e, sağlık programlarını hep beraber birlikte güçlü bir şekilde yapsak hı hı. bizim e, projelerimiz bunlar olur. Evet hocam. Evet hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Bayram da yaklaşıyor gelen hastalarınız olacak mı? Bayramda Çok. bayram izinleri olacak Çok tabii Çok gelmeye ki. başladılar zaten. Aha. Gelmeye de başladılar sağ olsunlar. Hepsiyle de görüşüyoruz. Hı hı. Bayramı onlarla beraber geçiriyoruz zaten. Onlarla geçireceksiniz. Onlar neredeyse Tabii. biz oradayız. Ee, İstanbul'da ve İzmir'de kendi kliniklerimizde hı hı. takiplerini, işlemlerini yapıyoruz. Herkese buradan, tüm vatandaşlarımıza, tüm Avrupa'ya hayırlı bayramlar diliyorum. Hı hı. Hayırlı kurbanlar diliyorum. Ee, diğer taraftan da erkek hastalar sakın sakın umutsuzluğa evet, kapılmayın. Hı hı. Biz yumurtayı çıkarttık, spermimizi çıkarttık çıkarttık. Bunda devamı gelecek. Aslında erkeklerde en zor süreç değil mi hocam? Kadınlara tabii ki, nazaran tabii ki. Hı -hı. Daha direnç oluyoruz. Daha erkekler. dirençli oluyoruz. Daha ee, dayanıklı oluyoruz bu konularda. Hı -hı. Yani kadınlarımız bizden daha güçlü. Evet. İyi ki var. Peki hocam şunu da söylemek istiyorum. Yurt dışından gelen hastalarınız evet işlemi yaptınız, tedavisi oldu, yurt dışına dönmek zorunda. Peki bu süreç nasıl işliyor? Ne zaman sonra gelmesi gerekiyor? Bu işlemler, işlemler. Sonra. Hı hı. Biz ee, zaten hafif anestezi altında yapılıyor. Ya dokusu alınması. Alındığı gün akşam biz uçakla tekrar yurt dışına gönderebiliyoruz. Gönderebiliyorsunuz. Ya da misafir edip ertesi gün ya da birkaç gün sonra da gönderebiliyoruz. İkinci gelişi yine günü birlik. O hani mutlaka kalmasını öneriyoruz. Evet hocam. Bir, bir gün sonra ya da iki gün sonra e, havaalanından uğurluyoruz. Uğurluyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Vermiş ederim. değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza Sağ sağlık. Evet sevgili izleyiciler Mesut Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşçakalın.